Hanımın çay saati menüsünden fındık ezmeli kurabiye, 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı kakao, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı su, 200 gram fındık kreması. Önce unlu. Dolu dolu 2 tane 1 bardak yapıyor. Bu benim standart. 1,5 yapalım o zaman. Evet. 1,5 bardak unumuzu koyduk. İlk önce kakaomuzu ekliyoruz. Bunu da tart hamurumuz gibi önce ekmek ufağı görünümü vereceğiz buna da. Şöyle yarım su bardağı. Hı-hı. Yağ ne kadar? 2 kaşık yağ alalım. Şöyle tepeleme. Alayım. Şöyle alayım ben. Yine az önceki bunu gibi. Evet. Ekmek kırık yaparız ya böyle onun gibi olacak. Hı-hı. Şekerimizi alalım bir de Nursel'cim. Şeker ne kadar? Yarım su bardağı şeker alayım. Ne güzel kolay bir ölçü. Akılda kalır bir ölçüsü evet, var. Evet evet. Şekeri de. Tamam. Yumurtamı kırabilir misin? Bir tane yumurta kırıyoruz içine. Ekmek ufağı görünümü aldıktan sonra. Standart bir kurabiye hamuru değil bu. Onda değil mi nişasta evet. Falan oluyor, daha farklı oluyor. Yani her kurabiyede olmuyor ama bunda yok tabii. Evet. Ve Belgin görüyoruz ki kakaoyu çok seviyor. Evet, çikolata ve kakao. Bir su var, bir yemek kaşığı kadar soğuk su. Tamam. Bunu şimdi güzel yoğuruyorsun. Evet, bunu tamam. Güzelce yoğuruyorum iyice. Kurabiye hamurumuzu toparladım. Yoğurduk güzelce. Çok güzel bir kıvam oldu. Fındık kreman da hazır. Evet. Yağlı kağıt üzerinde açarsak daha kolay açılır ve daha kolay kolay yaparız. Şöyle yarısını alıyorum hamurumun. İkiye böldün. İkiye böldüm evet. İki tane rulo çıkacak. Aynen. Şöyle. Burada ben bunu açacağım. Yalnız böyle kapkara yani. Gerçekten sağlam bir kakao koymuşuz. Merdanemi alayım ben şuradan. Herkes şu an sabırsızlıkla bekliyor sanırım. Aynen. Bu benim çok çok uzun zaman önceden beri yaptığım bir tarif. 10 sene öncesi var yani. Kime götürdüysem herkes çok beğendi. Bayıla bayıla yedi. Şey şekli çok iyi çünkü. Görüntüsü evet, çok evet, güzel. Evet, görüntü çok güzel. Tutabilir misin orada? Biraz da şöyle mi yaptık? Mümkün olduğunca ince mi yapmaya çalışıyorsun? Evet. Ne kadar ince yaparsam o kadar çok krema sürebilirim. Ve o kadar lezzetli olur. Çatlarsa ya da yırtılırsa hafif unlayıp devam edebiliriz. Önemli değil, evet çok kolay. Önemli değil. Zaten rulo yapacağız. Görünmeyecek oralar. Tamam herhalde. Yeterli, evet. Bunda beyaz fındık kreması kullandım ama kakaoluyla da çok güzel oluyor. Sayfamda var onun da tarifi. Sen görmüşsündür fotoğrafı. Ay evet, bunun görüntüsünü biz bayağı aramızda nasıl yapmış diye tartıştık. Çok içindeki ne acaba falan dedik. Evet. Duyunca çok hoşuma gitmişti. Fındık ezmesi daha pütürlü oluyor. Fındık ezmesi pütürlü oluyor. Fındık kırıkları hamuru yırtabiliyor. Sürülmüyor açıkçası. Bu daha akışkan olduğu için hem sürmesi kolay, hem rulo yapması, hem keserken problem olmaz. Bunun en güzel özelliği yine dolaba koyup, buzluğa koyup, acil evet, durumda. Evet, evet. Sadece çıkarıp kesip mi bekletirsin normalde? Hani... Yok, rulo yapıyorum. Atıyorum ben bunları buzluğa. Hı. Misafirim geleceği zaman çıkarıp dilimleyip hemen zaten ne kadar donarsa donsun mutlaka evet. Bıçak kesiyor bu hamuru. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Buzluğa koyacağız biz de. Evet. Şöyle yağlı kağıt yardımıyla rulomu yapıyorum. Sıkı yapmadın ha? Yok, sıkmıyoruz. Taşar kenarlardan zaten. Hmm. Bunu şöyle alacağım ve saklayacağım buzluğumda böyle yuvarlayayım. Dümdüz bir yere koyarsak şekli bozulmasın. Nasıl ağır olmuş. Evet. Ay bu arada gel. Hamburgerlerine bak şekerim. Hamburgerlerim ne alemde. Harika görünüyorlar mı? Bir kişi çok rahat doyabilir. Doyar. Seko evet. Dedikoduya gelmiş gibi oldun ha. Doyar mıyız? Ha? Doyar mıyız Seko bununla?
Evet, çok komik geldi bana şu anda. Görüntüleri çok güzel olmuş. Evet. Az kalmış. Bunu da tekrar açıyorum. Kalan hamurumu. Çok az bu sefer. Hamurun yapması çok kolay. İçindeki krema çok lezzetli. Evet, evet, fındık kreması olduğu için onun çok güzel bir rahiyası oluyor. Her fındık kremasını almayın. Güvendiğiniz bir marka olun ki hani alın sahte çıkmasın. Eğer gerçeğini bulursanız da çok da faydalı bir şey ayrıca. Çocuklar için de müthiş. Evet, aynen. Zaten bazıları çok koyu kıvamlı oluyor ve sürmesi çok zor oluyor. Evet, buruluğumuzu da yapıyoruz. Dediğim gibi çok sıkmadan, bastırmadan. Evet Nursel'cim, onları attık. Onlar donarken bana bir bahçeni gezdirir misin? Tabii. Zevkle. Hem daha güzel vaktimiz var. Onun çok azı kalmış. Burada var nasıl olsa Elif, Seyhan ona bakarlar. Üstüme hırkamı alıyorum, çıkıyorum. Serkan çıksan geliyorum bahçeye. Çık çık, aç aç. Ay, havaya ne olmuş? Bayağı bir soğumuş. Aa, kararmış. Hava kararmış. Evet. Gel bak, eğer kaçmazsa sana... Senin harika meşhur bahçeni bir de ben göreyim. Ya maalesef en kötü zamanında geldin. Bunları ben ektim ada çaylarına. Şurada kekik vardı, o gitti. Hmm. Ya çok kediler var, ben de onları hiç kovamıyorum maalesef. Evet. Biraz zarar verebiliyorlar. Harika. Bak burada biberiyem var. Biberler çok güzel. Ya mevsim dolayısıyla... Bunlar acı mı? Acı, bayağı acı hem de. Bakalım bahar gelse de canlansa gerçekten ortalık. Evet, bayağı soğukmuş hava. Soğumuş ama biberlerin olduğu yerde duruyor. Harikalar. Ya ben onları artık şimdi şey kartladı da kıyamıyorum. Dalında görmeyi çok seviyorum. Evet. Ortancalarım oldu boyumca. Yazın burasının keyfi harika bak, olur. Bu köşemi çok severim. Şey yaptı bana bunları, Handan Çolakoğlu, sevgiler aşkıma, gelse de görsek onu da. İşte böyle. Harika ya. Sarımsak, ya ben de şöyle bir şey var, ekiyorum koparmaya kıyamıyorum. Şunlarda sarımsak dökmem ama bak yok kıyamıyorum. Öyle dursun, hoşuma gidiyor onlar. Olmuştur bence, donmuştur evet. Buzlukta evet, çünkü. Evet, bir bakalım ona bence de. Fındık ezmeli kurabiyemiz. Fındık kremalı. Bakalım. Donduk donduk ama... Oo, ekip harika. Ya. Her şeyi halletmişler. Hamburgerimize evet. Bakalım. Bakalım. Kapanmış hamburgerde. Çıkaralım mı? Nefis. Sıcak mı? Evet. Ha, yok. Fırın lazım bize. Evet, dur geldim. Çıkarayım, öyle göstereyim. Ay tütü, evet. Peynirlerimiz biraz peynirlerimiz akmış. Daha iyi olacakmış. Olsun. Ama iki kat peynirimiz vardı zaten. Aynen. Hı-hı. Şimdi kurabiyelerimizi çıkarıyorum. Şimdi dilimleyeceğiz. Ses geliyor. Hı-hı. Yani gayet sert. Fark etmiyor. Kesilebilir kıvamda. Nasıl evet. İsterseniz hı-hı. Bekletin. İster buzlukta. Vaktiniz varsa aşağıda da bekletebilirsiniz dolapta. Vaktiniz yoksa zaten 15 dakika yetecektir. Şöyle bir parmak kalınlığında dilimliyorum. Çok güzel. Görüntüsü harika olmuş değil mi? Kremalar şey bol kremalı olmuş. Erimiyor mu? Yok, bunu ılık fırına koyacağız zaten. Bizim de fırınımız ılık şu anda. Şimdi ben diğerini keserken sen fırını tekrar yakabilirsin. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Fanlı mı, fansız mı yapalım? Fansız olsun. Biraz daha sıkıştırabiliriz. Diğeri sığmayacak sanırım. Tamam. Kabartma tozu yok. Kabarmaz kabartma zaten. Tozu yok. Ama hafif kabarıyor yine. Hmm. Çok hafif yani. Ay çok hoş değiller mi ya? Çok güzel. Bunun orijinal tarifinde sadece kakaolu kremaydı zaten. Ben... beyaz hamur ve kakaolu kremayı da denedim. O da güzel oluyor. Şey senin fikrin miydi? Sonradan aklıma miydi? Bu geldi. Evet, ya. Fındık kreması koymak. Bravo, çok iyi fikir.
Böyle bıçağını istersen her seferinde silelim. Sileyim. Krema bulaşırsa o görüntüyü bozuyor. Çünkü bakın böyle hemen sıyırtma görüntüsü oluyor. Baya bir tepsi çıktı. Şimdi kurabiyelerimiz fırına. Yorumu hak etti mi, hak etmedi mi yani? Bence hak etti. Çok güzel, çok sevdim. Kahvenin çok yanına müthiş. Bir de yiyince göreceksin sen.